Nasıl kazanıldı Mustafa Kemal'e soruyor. O telgrafın telleriyle cevabını veriyor. Ve bütün Anadolu'da postaneler işgal edilerek muhteşem bir ağ kuruluyor, telgraf ağı kuruluyor ve özellikle İstanbul'daki telgraf memurlarının fedakarlığı sayesinde burada olanlar günü gününe Mustafa Kemal'e iletiliyor. Hatta Hamdi Bey var büyük postanede. Geceleri kapıda İngiliz nöbetçileri olmasına rağmen Bodrum'a kurdukları tesisatla, gizlice kurdukları tesisatla İstanbul'da olanları gün be gün haberde yolluyorlar Mustafa Kemal'e. Hatta 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal ediliyor. Hatta İstanbul'a girmek vizeye bağlanıyor. Ve bunu Mustafa Kemal'e Hamdi Bey bildiriyor büyük postanedeki. Mustafa Kemal yunutunda ona teşekkür ediyor Hamdi Bey'e ve soyadı Mart 16 oluyor. Bu kadar büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Mustafa Kemal Samsun'dan güvenlik nedeniyle Havza'ya geçiyor. Ve Havza'da Havza'ya geçerken eski bir Benz otomobil buluyorlar. Yaşlı biri kullanıyor, güçlükle giden bir araç buluyorlar. Tabii ki o zamanlar yollar böyle değil. Ve yarım saat sonra bozuluyor. Bu arada yağmur başlıyor ve Mustafa Kemal yola devam ediyor. Dağ başına duman almış, yürüyelim arkadaşlar diye bunu söylettiriyor çevresindekilere. Bu Selim Sarıtarcan'ın İsviçre'de duyduğu bir ve notalarını kaydettiği bir melodi. Onu şeyde jimnastik çalışmalarında kullanılırım diye alıyor ve üzerine söz yazılıyor. İlk defa erkek jimnastik takımının gösterisinde kullanılan bir marş. Bunu bu böyle detaylar da olduğu için okuması daha da keyifli hale geliyor. Bu kitabı, yani bunlar hoşuma gidiyor. Oradan işte Amasya'ya gidiyor ve hep bir suikast tehlikesi var. Örneğin Sivas'a gidiyor. Erzurum Kongresi'ndeki çeşitli badirelerden sonra Sivas'a gidecek ve burada Malatya'dan gelecek olan grubun yapacağı suikast ortaya çıkartılıyor telgrafla. Şüpheli kişilerden bahsediliyor. Bu İngiltere tarafından organize ediliyor ve damat Ferit Paşa tarafından organize ediliyor ve Elazığ valisine mal ediliyor. Eğer bu suikast gerçekleşse ona da paşalık vaat edildiği için ama yakalanıyorlar. Bunlar muhteşem kadınlar, çok önemli Kurtuluş Savaşı'nda. En az erkekler kadar önemli. Ha, bu arada hemen Sivas Kongresi'nde karşılaştığı Kara Fatma'dan bahsetmeden önce çetelerden bahsetmek istiyorum. Zeybek gruplarından, çete derken Zeybek gruplarından, başlarında Efelerin olduğu Zeybek gruplarından bahsetmek istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda bu grupların verdiği mücadele de çok önemli. Celal Bayar gibi. Aslında Celal Bayar'a baktığımız zaman İzmir'de maddi durumu çok iyi. İpek tüccarı ve buna devam edebilir. Ama milli mücadeleye katılıyor ve buralara giderek, Anadolu'ya giderek işte çete zeybekleri, çete reislerini ikna ediyor ve milli mücadeleye katılmalarını sağlıyor. Bu aslında zeybek grupları Selçuklulardan kalma. İşte biz Bizans ve Moğol'la karşı sınırları koruyan gruplar. Efeler de Ege ağzında abi anlamına geliyor ve bunlar aslında kanun kaçağı. İşte zenginlerden alıp fakire veren, bu şekilde dağlarda yaşayan gruplar olarak görebiliriz. Ama milli mücadeleye katılmaları şu yönden çok önemli. Dağınık halde düzenli bir ordu kurulana kadar dağınık olarak Yunan ordusuna büyük zayiat veriyorlar. Bu çok önemli. Burada Yörük Ali Efe var. Mesela 24 yaşında bir Efe ve mütevaziliğiyle de tanınıyor. Bu Heygid'in nefesi, Efelerin nefesi türküsü ona yazılmış. Bu o kadar badireden sonra, onca badireden sonra İzmir'de metrodan inerken düşüyor ve ayakları altında kalıyor, metronun altında kalıyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Bu şekilde ki
Bu hayatlar çok önemli. Bunları bilmek, haberdar olmak, onların yaşadıklarını onurlandırmak adına hep söylediğim çok önemli. İşte Çete Ayşe var ona katılan ama Sivas'tan Ankara'ya, Sivas Kongresi'ne büyük badirelerle gerçekleştirildikten sonra Ankara'ya doğru yola çıkacaklar ve Mustafa Kemal'in karşısına dikiliyor. Esmer de kara kaşlı, kara gözlüydü. Simsiyah elbise giymişti. Simsiyah pantolon giymişti. Çizmeleri simsiyahtı. Tüfeği simsiyahtı. Kemerinde simsiyah kama vardı. Kamçı simsiyahtı, atı bile simsiyahtı. 34 yaşındaydı, Erzurumluydu. Binbaşı eşini Sarıkamış'ta kaybetmişti. Erzurum Kongresi'ne denk getirememiş, 3 gün at sürerek Sivas Kongresi'ne gelmiş. Yolunu gözleyip Mustafa Kemal'in karşısına dikilmişti. At binerim, silah atarım, bana iş ver demişti. Fatma Seher'di. Tarihi sıfatını Mustafa Kemal taktı. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsa Kara Fatma dedi. Elinin hamuruyla erkek işine karışmasın filan gibi cinsiyetçi yaklaşımlar Mustafa Kemal'in ciddiye bile almadığı kavramlardı. Kadının insandan bile sayılmadığı dönemlerdi ama Mustafa Kemal için kadın veya erkek ayrımı yoktu. Yürek var mı ona bakıyordu. Kendi el yazısıyla görev pusulası yazdı, imzaladı. Üsküdar'a git, Üsküdar'da kuvacı Albay Neşet'i bul. Bu pusulayı ona ver, ne yapman gerektiğini sana söyler dedi. Gitti İstanbul'a Kara Fatma. Neşet Bey'i buldu, İzmit bölgesinde görevlendirildi. Aralarında kendi kızının da bulunduğu 15 yurtsever kadınla milis müfrezesi kurdu. 2 ay geçti, emrindeki milislerin sayısı 700'e ulaşmıştı. 700, düşünebiliyor musunuz? 43 kadın, 600 küsur erkeğin komutanıydı. Sadece gözü kara değildi, sadece kara gözlü değildi, gözü karaydı. İnönü'de Sakarya'da çarpıştı. Yanındaki kadınların 28'i şehit düştü. Kızı elinden vuruldu, 2 parmağı koptu. Kendisi sağ kolundan yaralandı. Bir ara cephane sandıklarını naklederken yakalandı. Esir düştü. 19 gün işkence gördü, kaçmayı başardı. Büyük taarruza katıldı. 9 Eylül'de İzmir'e giren süvarilerin arasındaydı. Milis çavuşu rütbesiyle başladı. Üsteğmen olarak emekliye ayrıldı. İstiklal madalyası aldı. Maaş bağlanmasını kabul etmedi. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. Herhangi bir kişisel menfaat peşinde koşmadı, köşesine çekildi, izi kayboldu. Yıllar içinde dara düştüğü, kimseye haber vermediği, evsizlere yardım eden Galata'daki Rus manastırına sığındığı ortaya çıktı. Yalvar yakar, zorla ikna edildi, Darülceza'ya alındı. Bu kadın Amerikalı veya İngiliz olsaydı film üstüne film çekilirdi. 1955'te vefat etti. Bir küçücük mendil bohçasından başka eşyası yoktu. Açtılar, İstiklal madalyası ve Mustafa Kemal'in kendisine hediye ettiği gümüş sigara tabakası çıktı. Sadece onları saklamıştı. Ya aklıma bu yakın zamanda seyrettiğim Gertrude Bell'in hayatı anlatılıyor. Efsanevi işte İngiliz casusu olarak bahsediliyor Gertrude Bell. Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Oxford'da işte diyor, arkeolog kimliğiyle Mezopotamya'yı karış karış geziyor. Buradaki aşiretlerle Anadolu'ya geliyor defalarca. Buradaki aşiretlerle görüşüyor. Öyle ki film sonunda işte Prens Suud'la görüşüyor ve İngilizler Prens Suud'u destekliyorlar. Yani Suudi Arabistan'ı bugünkü İngilizler temellerini atıyorlar. Daha sonra Ürdün Kralı'nın iki oğlu, işte Faysal'la Abdullah'tı sanırım, onları başa getiriyor. Hatta İngiliz casus olarak çalışmaya başladığında kongrelerde Irak'ın sınırları kendi çiziyor. Bu filmde öyle bir anlatılmış ki, yani sömürge olarak gösterilmiyor, sanki çok büyük bir şey yapmış gibi. Yani oralar bir daha iflah olmuyor zaten. Hatta Anadolu'daki işte Kürt aşiretlerine ayaklandırılmasından falan hiç bahsedilmiyor. Arabistanlı Lawrence'dan 20 yaş büyük ve onu kendi işte çocuğu gibi yetiştiriyor. Bildiği her şeyi ona öğretiyor. Ona çöl kraliçesi diyorlar. Birlikte olduğu adam Evli ve Çanakkale Savaşı'nda ölüyor. Ondan sonra zaten Türklere şahsi kini iyice artıyor ve casus olarak çalışıyor ve 58 yaşındayken işte Mısır'da uyku hapı alarak intihar ediyor. Şimdi baktığınız zaman Gertrude Bell tabii ki çok zengin bir aile ve etkili bir aile. İşte Tahran'a gidiyor, çöle geliyor.
istediği ilişkileri kurup istediği gibi tabii ki cesaretle ilerliyor ama maddi imkanları